25 Dekabr Gürcistan Türklerinin Emreli Bayramı başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Cesaretle diyebilirim ki Türk dünyasının nefsi mes bu salonda vurur
bu tarihin bir yeni sayfasının açılmasında burada iştirak edilen herkese öz saygı ve hürmetlerimizi bildiririk. Hoşgeldikten bugünkü tedbirimizde Türk dünyasının ayrı noktalarından, Türkiye'den, Milli Azerbaycan'la, Gürcistan'la ve başka noktalardan saygı seçilen kanallarımız var. Kardeş Türkiye'den 63. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın baş danışmanı, gerçek bir milli dava adamı Yalçın Bey Topçu'nun başçılığıyla çok değerli bir heyet bugünkü tedbirde iştirak edilir. Kadir Bey buradadır, Sağlık Bakanlığı'nın müşaviri, aynı zamanda Skar Serhat Boyları Derneği'nin başkanı Meryem Bey Yıldız buradadır. Çok sayılı seçilen usta görevlerinden Türkiye'nin Ömer Lekesiz buradadır. Ve siz kardeşlerim Hakan Bey, Atilla Bey, Resul Bey, Reşat Bey, bugün Türkiye'den burada çok yüksek seviyede temsil olunurlar. Türkiye Büyükelçiliği'nin diplomatı, ikinci katibi Oğuzhan Bey burada, onu salamlayırız. Azerbaycan'ın ayrı noktalarından gelen ziyalarımızı salamlayırız. Güney Azerbaycan'dan gelen sahibi Aras Bey burada, Aras Ermedoğlu. Eyni zamanda Çingiz Bey buradadır Güney Azerbaycan'dan. Azerbaycan'ın çok saygı seçilen senet adamı Adil Kasımov buradadır. Ölmez milli önderimiz Mehmet Ali Resulzade'nin yadıya reis Resulzade buradadır. Çok değerli Hamlet Bey buradadır. Eyni zamanda Gürcistan'dan gelen Al Bey ve Cenab-ı Melaze buradadır. Onları salamlıyoruz. Ve onların timsalına gelen herkese gelenleriniz mübarek olsun. Ve bugünkü gecemizi Türkiye adına Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye adına, Türkiye dostluğu adına bir köprü olsun diyelim ve bir lahamızı büyükü masifetle tebrik edelim. Hürmetli konuklar, değerli dostlar, 23 Dekabr Gürcistan Türklerinin Hemreli Günü olarak şehit oldu. Gel bu günü ahamımız Hemreli olarak, neyin ki bu günü ilk günü, evvel olarak. Her zaman söylüyorum ve yine de tekrar etmeyi özümüze borç veriyoruz. Benzerli Gürcistan Türklerinin bildiği çağrışı Hürriyetçilik Yeni Mütelemi vermek istediğinde düşünürüz ki Gürcistan Türklerinin hem reyliği, hem Gürcistan'ın, hem Azerbaycan'ın, hem de bütünlükte Kafkas'ın tehlikesizliğini tehdit etmek isteyen ve niyetli kuvvetlere karşı direniş olmakla bölgede insanların, medeniyetleri, dinleri daha güvenli yaşamasına yalnız kuvvetler verecekti. Bu bakımdan Bocalı Cemiyeti'nin her yıl teşkil ettiği bu tedbir hamımızı bir olup büyük gibi güve yaratmaya çağırır. Hürmetli konuklar. Bocalı Cemiyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında dostluk köklerinin sağlanması ve onların hayatı geçirmesi için öz arzısız siyasetine bir daha sadık kalarak bugün Gürcistan Türklerinin Hemreli gününde 25 Dekabr'da yani 25 Aralık gününde bir daha bu salonda insanları toplayarak bu davanın, bu dostluğun, bu entenenin layıklı simalarını toplayarak bir daha gösterdi ki bu siyasette her zaman davamlı siyaset hayatı geçirecek ve bu siyaset Borsalı Cemiyeti'nin değişmez tesisidir. Ben özellikle bugünkü günün Erse'ye gelmesinde emeği olan herkese öz teşekkür ederim. Ve uzaktan yakından gelen bütün konuklarımıza bir daha hoş geldin diyelim. Bugünkü tedbirimizde Azerbaycan'ın istiklala kavuşmasında hem istiklal beyanlamamızın dövlet müstakili hakkında müstakili aklımızın müelliflerine olan çok değerli Azaba Esmov iştirak edilir. Ve o müstakili aklının bugün dağılamasında, o bayrağımızı dağılamasında önemli simalardan biri Sayın Milletvekilimiz Fazıl Bey burada da onu sağlamlayırız. Eyni zamanda başka dostlarımız burada da Hamlet Bey sağlamlayırız ziyalımızı. Ve inanırız ki bugünkü gün tekse Borsalı Cemiyet'in adına değil, Azerbaycan'ın adına, kardeş Türkiye'nin adına, güneyimizin, kuzeyimizin adına oldukça büyük bir yeni bir seferin asılması olacak. Ve bu seferin
yazılmasında burada oturan herkesin əməyi alınmazdır. Bir daha bu səhifənin açılmasına görə hər birinizi təbrik edirik. İndi isə biz sözün bütün bu mərasimin keçirilməsində əsas dəstəkçilərindən təşkilatçısı, durmadan çalışan, il boyu böyük layihələri ilə nəinki Gürcüstan türklərini, bütövlüyünə, türk birliyinə can yaptı. Bu yolda mübarizəsindən dövməyə Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məhmədiyə vermək istərdim. Sayın Həyat Babam, burada sizin imzanızda Türkiyə Cumhuriyyətinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi iştirak edir. Türkiye burada iştirak edir. Koskocaman dünyada koskocaman Türkiye Cumhuriyeti savaş edir. Mübarizə aparır. Hak edin almak istiyor. Elinden almak istiyorlar. Vermek istemir doğru olarak. Saygılarını Qurub olmadığını vermek istiyorlar. Bir yok benim gibi saygılayacağım. Bu şerefli davada Türkiye Cumhuriyeti'ne uğurlar dilemek şeref borcumuzdur. Bu şerefli davada her birimiz özürler çekeyen Türk, Müslüman, o cümleden Kafkasın birliğini isteyen milliyetinin asıl olmalıdır. Herkes Türkiye'nin yanında olmalıdır. Türkiye Halk Partisi yanında olmalıdır. Borçalı Cemiyeti de bu halk mübarizesi de Türkiye'nin yanında. Yani var olmak için var Türkiye'ler. Azatlığı verirler, alırlar. İstiklal verirler, alırlar. Övmeni kurumlar. Havalarımız bulur. Sonra gaziler bulur, erkoğullar bulur. Mevlerimiz faaliler bulur, herkese şeyler bulur. Bu günde dünya değişir, dünya yeniden kurulur. Dünyanın tərpəsi yeniden çızılır. Ama bu çızılmada Türkiye dışlama isteği var. Türk dünyasının dışlama isteği var. İnşallah ne diyelim? Türkiye Orta Doğu'da onu zevkletmek isteyenlere, Türkiye Orta Doğu'da onu idare olma, ele bakan bir dövlet kimi görmek isteyenlere, direniş göstererek hökmen ve hökmen zəfər çalacaktır. Niye göre söylüyoruz? Azerbaycan'ın istiqlalının 1918. yılında Qurbaşaya, o zamanki Osmanlı ülkesine, Əmər Paşalara, mehnetçilere borçluyuz. Ve bu borcumuz var. Bu dövləti qurulmasında, Azerbaycan'ın var olmasında, üç rengi bayrağımızın dalgalanmasında, Anadolu Türklüyü kardeş payını verdi, kardeş kıymetini verdi. Ve bugün de Türkiye'nin tehdit bizi tehdit etti. Türkiye'nin tehdit Abbasiyan tehdit etti. Türkiye'nin tehdit bizim doğma vatanımız, başımızın üzerinde şerefle dallandırdığımız, aylarda bak şerefle dallandırdığımız Ruslar'ı tehdit etmektir. Kafkasın körlüğünü bozmak demektir. Ve Kafkas'ı yeniden yüz yıllar yok beşere evde olarak istismar etmek demektir. Ona göre de hem Gürcistan'ın da Azerbaycan'ın da Türkiye'nin yanında olması borcudur. Borçalı Cemiyeti bir sivil toplum kuruluşudur. Ama biz Borçalı coğrafyası dediğimiz, tarihen Borçalı ve bugün Gürcistan'ın içerisinde, onun mütevlüğün içerisinde daha güzel var. Borçalı coğrafyasında insanlarımızın var olması, Azerbaycan Gürcistan arasında meyveli köprünün mütevlüğü yemek. Bu günleri Borçalı insanlığının var olması, ilk durması Gürcistan bayrağının ucu olması demek. Her de söylüyorum, benden bölücü çıkar mı? Benden tehlikeli çıkar mı? Yok biz köprüyüz. Biri kapları köy göreceğiz. Biri Türk dünyasını köy göreceğiz. Ve bu bağlıca sizin toplumun teşkilatı bugün burada Türk dünyası bir araya gelip. Sayın Başkanım bir de size ben çok teşekkür ederim. Böyle bir saygıdır. Borçalı insanım, Gürcistan'a ehtiramdır. Gürcistan'ın dik durmasına, Gürcistan'ı tehdit eden kuvvetlere Türkiye'nin direnişidir. Onu terk edenler çok olacak. Bu günleri bir menel kabul edemeyenler olabilir.
Biz Orçalı Cennet'te bundan sonra da aynı şekilde Gürcistan'ın bütünlüğü, Gürcistan-Azerbaycan dostluğunun inşaatı, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan stratejik tarafaşlığına istimai desteği, platformların, meydanından varlık bundan sonra olacak. Bu günleri benim dostum Ali Pirazi bilim adamı olarak burada olması gurur verici, Kafkas tarihini araştırır, objektif araştırır, gözel araştırır. Bu ailelerimizin önde olması bana bir gelin ki siyasi spekülatif düşünceleri defeyleden bir üstahını vuracak. Biz bilim adamlarının, bilim adamlarının bir araya gelmesi istikametinde de sayılarımızı tahmin edeceğiz. Ben Güney Azerbaycan'a diyeyim. Buradan bu çok değerli insanlarımız, gelen adamlarımız, sanat adamlarımız olmadı. 35 milyonluk milletimiz olmadı. Yani milletimizin hakkını istemek bizim doğal hakkımız. Milletimizin hakkını istedik. Güney Azerbaycan insanının hak bildiği bir şeyler, yanında olmak şeref borcumuz olur. Değerli konaklar, vaktimiz çok olmadan bu şanlı bayraklar bölücülük değil. Bu şanlı bayraklar yeni dünya üzerinde bir güç merkezi formalaşır. Onların işaretidir. Buna herkes dikkatle baksın. Bir zamanlar benim başımın üzerinde beş kat çizdiğim zelfan diyenler bilsinler ki ben o bayraktan gurur duyuram. O bayrağın için, Gürcistan'ın bütünlüğü için nece şey Azerbaycan ve Türkiye için ölmeye, şehit olmaya, gazi olmaya, dövüşmeye hazırım. Bilinci, Gürcistan'ın bütünlüğü için de en iyi şeyleri etmeye hazırım. Gürcistan babalarımızın Gürcülerle bir yerde yapı düşmanlara direniş göstererek kurulduğu ortak bir dövlet, ortak medeniyet korunmuş, ortak adetlerimiz korunmuş. Bunu yıpratmaz, Kafkaz'ı yok etmek gibi. Maalesef bölgede Ermeni terörizmi var. Bölücü Ermeni örgütlenmesi var. Bu cümlerin onun aleti, özne alet edilen türbeler var. Bilim adamları, genç insanları, müfet bekleyin edildi. Böyle sözlerinin ruhu buradadır. Böyle bir muhabbet ustalığımız buradadır. Böyle halı sayı buradadır. Böyle halı etmeli. Tersinde modern bir düşünceni koyamak. Azerbaycan'ın inşaatı, prestekliğinin ayrı gözlerine hamd insanları buradadır. Ailelerimiz buradadır, senet adamlarımız buradadır. Köylü dostlarımız buradadır. Bu dostluğumuz, bu kardeşliğimiz, bu birliğimiz ebede olsun, daim olsun, bölgemiz var olsun, Türkiye'miz var olsun, Azerbaycan'ımız var olsun. İnşallah bu birliğimiz bir zamanlarda Karabağ ortamında da, Han kentinde de Azerbaycan bayrağlarının hem de Şuşa'da dağlanması olacağı, hükmü olacağı, bugün bizim 25 Dekabr münasebetiyle burada toplaşırken düşündük ki ne zevkli buraya gelen dostlarımız için hem rengarenk olsun hem araba olsun hem de bugün hem Azerbaycan için hem Türkiye için hem Gürcistan için önemli olan mesajları vermek. Bugün Zeltan Bey 30 yaşında mesajları verdi. Yemin ki növbəti suçlarda çok değerli burada ictimai siyasi xadimler var, sənət ustalar var, onlarla mesajlar verəcəklər. Ama biz ilk öncə mülkü mərasimimizin rəsmi hissəsinə başlaması deyirik. Borçlar cəmiyyəti olarak ictimai siyasi fəaliyyətində, sənət fəaliyyətində, Anadolu'da, Güney Azərbaycanda, Gürcistan'da öz fəaliyyətində fərqlənən insanlara borsal cəmiyyəti hər il həm Türkiyə xidmət ödülü akademik Zahid Həlilovun adına çox tanımış bilim adamımız akademik Zahid Həlilovun adına Türkiyə xidmət ödülünü təhsil edir. Bir də bilim şərəf medalına məsələlər ödülü təqdim olunacaq və siz əzizlərin alqışlarınızın altında biz həmin nominasiyaların təqdimatına başlamaq istəyirik. Gəlin birlikdə həm insanları, hak edən insanları öz fəaliyyətində, öz əməli olan çalışmalarında, böyük əməli olan insanları sizin alqışlarınız altında həm təltif edək, həm də sürətli şəkildə onları alqışlayaq. Bizim gördüyünüz kimi həmin nominasiyalar buradadır və başqa özəl hədiyələrimiz də var bizim bu yüklərimizdə qatılan insanlar üçün. Sizlərin iştirakınızla
beraber bütün hediyeler təqdim edəcəyik. İlk öncə səhnəyə aksaqqalımız Osman Əhmədoğlu dəvət etmək istəyirəm. Mən istəyirəm ki, Osman Bey zəhmət olmasa gəlin. Türkiyə xidmət özürlərinin təqdimatına başlayırıq. Qoşlar İctimai Cəmiyyəti İdarə Heyətinin 19 dekabr 2016-cı il tarixli iclasının protokolunun qərarı çıxarır. Gündəlik məsələ. Akademik Sahib Həlloğlu'nun xatirəsinə Borcalı İctimai Cəmiyyəti İdarə Heyətinin 14 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə təsis edilmiş Zahid Həlloğlu mükafatı Türkiyə Xidmət Ödülünün 2016-cı ilin yekunlarını görməyə edilməsi haqqında məsələ. Qərar alındı. Xəzər Universitetinin qurucusu Professor Hamid Səhanlı səmərəli elmi və ictimai fəaliyyətlərini etdiyi uğurlarına görə tərk edilsin. Buyurun, Hamid. Çok büyük insanlar
var, nam gətirilər, mənimlə qatqətlərlə dava bilərlər. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Thank you.
Sağ olun, var olun. Bir daha akşamlarınız hayırlı olsun, yolunuzda uğurlu olsun. Bu birleşmeyle daha da güvenli olsun. Hem de birlik uğrunda hamusi bu ecekte bu güzel güne davet edin. Ben daha okuyorum yani. Sağ olun, var olun. Biz devam edeyim sizlerin altınlarınızı aldınlar. Bizim Türkiye hikmet ödüllerimizden biri de Ölmez Şehriyar'ın oğlu Adil Behçet'ti. Çok təəssüflər olsun ki Adil Behçet bu yük tədbirə yerini çata bilmədi. Ama onun Türkiye hikmet ödülü Şehriyar oğlunu yaşattığına göre ve eyni zamanda Ölmez Şehriyarımızın 110 yıllık yubileyi münasibetiyle biz Hadi Bey'e de Bursa Cemiyeti olarak bu ödülü layık gördük ve yakın zamanda yakın Hadi Bey gelecek ve bu ödülü ona təqdim edecek. İndi ise Şehriye Gürcistan'dan hanımı siyahımız Ali Melat'ı davet edin. Gürcistan ve Azerbaycan arasında münasibetleri Qafqaz tarixinin tədqiqində sərgilədiyi obyektivliyə və kitablarımız arasında dostluq əlaqələrinin qurulmasına ki, xidmətlərinə görə təltif edilir. Təltif üçün səhniyə mən çox dəyərli idari heyətimizin üzvü Telman Əliyevi dəvət edirəm. Telman bəy, Telman bəy, buyurun. Mənim kəs çəkinin, nə çəkinin? Allah Allah. Değerli protokol, saygıdeğer basın,
birimizi, Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği. Yaşasın Balkanlardan Çin Seddi'ne kaynaşmış, birleşmiş, dilde, fikirde, işte bir olmuş tüm İslam birliği. Yaşasın dünya devletlerinin dostluğu. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan dostluğu. Borçalı Cemiyeti'nin düzenlemiş olduğu bu faaliyetten İstiklal Savaşımızın başkomutanı, Anadolu'daki Türklerin ve tabii ki dünyadaki bütün Türklerin Atatürk'ü, haklı müdafaa yoktur, satkı müdafaa vardır, bu satı bütün vatandır diyerek yedi düğüne karşı Çanakkale'yi geçimden yapan Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diye Mehmet Emin Resulzade'ye selam olsun. Ve tabii ki Azerbaycan Devleti'ni muasır devletler seviyesine çıkartan Haydar Aliyev'e selam olsun. Ve tabii ki bulunduğu bir uluslararası toplantıda Türkiye bu masada yok ama ben varım diyen İlham Aliyev'e selam olsun. Ve tabii ki yine uluslararası bir toplantıda Ermenistan devletine dönerek Karabağ'da işgalci olduğunuzu biliyorsunuz. Bütün uluslararası sözleşmelerde imzanız var. Ve size kapıyı açarız ama Karabağ'daki işgalinizden vazgeçin dediğinde siz bölüp Azerbaycan'ın meselesinden size de dediğinde Azerbaycan benim kardeşimdir. Azerbaycan meselesi benim meselemdir diyen Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun. Burada Borçalı Cemiyeti'nin yüksek şahsiyetlerinin toplantısında sadece ve sadece insan olmaktan dolayı haklarını arayan, bu uğurda şehadete kavuşan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize selam olsun. Arakan'da Kudüs rahibin eziyetiyle şehadete kavuşan La ilahe illallah diyen Müslüman kardeşimize selam olsun. Keşmir'deki kardeşimize selam olsun. Şuşa'nın çocuklarına selam olsun. Bahçeli'nin evlatlarına selam olsun. Kocaeli'ne katledilen soykırıma uğratılan şehitlere selam olsun. Anadolu'da bölücü terörle mücadele verilirken aynı hızlı avlayarak inmesin diye PKK terörüyle mücadele verirken şehit olan kardeşlerimize selam olsun. 15 Temmuz'da Ankara'yı diz çökertmeye çalışan FETÖ terörüne karşı tanklara, uçaklara göğsünü siper eden 15 Temmuz Anadolu şehitlerine selam olsun. Suriye'deki, Irak'taki Kürt'ün, Türkmen'in, Arap'ın hakkı, hukuku, namusu, şerefi için zalim Esed'in ve emperyalist devletlerin ordusuyla çarpışırken şehit düşen Mehmet'e selam olsun.
Ermenistan'la Azerbaycan, Türkiye dostluğu kıyamete kadar ebed olsun. Ve inşallah Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde Gürcistan'ın yükselmesini, büyümesini isteyen asa ve borçalı Türklerinin insan haklarının bir tamamının verilmesine, onların insanca Gürcistan'da birinci sınıf vatandaş olarak yaşamalarına bu toplantı vesile olsun. Evet, değerli kardeşlerim, bugün burada aranızda olmaktan çok memnunum. Ben de Anadolu'da yaşayan 93 Alıs'ta muhacir bir Türk ailenin evladıyım. Ve sizleri çok iyi anlıyorum. Çok iyi biliyorum. Çünkü ben de ocak başında rahmetli büyük nenemin o kaça kaçlı zamanında anlattığı hikayeler duyuyorum. Şimdi dünyada bu evleri lobisinin yaydığı bir soykırım yalanı var. Bana bir toplantıda bir gazeteci onu sorduğu zaman dedim ki, hadi bakayım bu arada. Ben ocak başında nene kucağında Ermeni'nin Türklere hangi soykırımı yaptığını iyi bilebilirim. Ve ben 21. yüzyılda hocam ile Ermeni'nin yaptığı soykırımı iyi bilebilirim. Sen bana hangi soykırımdan bahsediyorsun? İşte dünyada güvenliğin, özgürlüğün, adaletin yeniden tesis etmesi için şuraya yazdığınız birliğe çok ihtiyaç var. Yaşasın milleti vahide, yaşasın bölünmez Türkiye. Evet, Ankara eğer iri olursa, Ankara iri olursa, Ankara büyük olursa, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bütün Türk İslam dünyasının başı dik olur. Alnı açık olur. Onların güvenliği, özgürlüğü, refahı esas olur. 1000 yıl evvel bizim nenelerimiz dünyaya nasıl bir medeniyet getirdiğini tarih şahit. Bizim medeniyetimizin, bizim nenelerimizin hakim olduğu tarih dilimlerine bir bakalım. Bizim hakim olduğumuz tarih diliminde kadınların ırzına geçilmemiş, çocuklar katledilmemiş, savaşın bile bir ahlakı olmuş. Ama bunların hakim olduğu medeniyete baktığınız zaman Suriye'de yıkıntıların arasından parçalanmış mavi emzikli bebekler çıkıyor. Kadınlara tecavüz ediliyor, yaşlılar öldürülüyor. Savaşın bir hukukunun olmadığını bunların medeniyetinin hakim olduğu dünyada görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nı biz yapmadık. İkinci Dünya Savaşı'nı biz yapmadık. 80 milyon insanın katledilmesine biz vesile olmadık. Bizim hakim olduğumuz dünyada Balkanlardan Çin Seddi'ne yapayalnız insanlar güvenle seyredebiliyordu. Güvenle ticaret yapıyor. Seyahat yapıyor. Evet. Ey Tanrı Dağı'ndan inenlerin torunları. Tarih tekrar sahnesini sizi bekliyor. Rahmetli İsmail Kartal'ın dediği gibi. İyi bir şey yapmak istiyor musunuz memleketiniz için? Örneğin borçlular. İyi bir şey yapmak istiyor musunuz? O zaman elinizdeki işi iyi yapın. Memleketiniz için iyi bir şey yapmış olursunuz. Siz elinizdeki işi iyi yaparsanız ve bunu da bir olarak, iri olarak sararsanız o zaman Allah'ın izniyle sizin bileğinizi kimse bilmez. Ve yine İsmail Kastral'ın dediği gibi. Ben geçenlerde Kazakistan'daydım, Aslan'daydım. Ondan evvel Türkmenistan'daydım, aşağıdaydım, Bişkek'teydim. Neticede Türk dünyasının her bir başkentine ayak basmış biriyim. Ve çok üzgünüm. Bizim aramızda tercüman var.
Bir Batı bir Ankaralı daha da anlaşıyor, konuşuyor ama diğer kardeşlerimizle aranızda tercüman var. O zaman rahmetli İsmail Kasparlı'nın dediği gibi. Önce işimizi iyi yapacağız. Sonra da bir hedefimiz olacak. O hedef ne olacak? Tanrı Dağı'ndan inen çocuklar, Hira Dağı'nın çocuklarıyla birleşecek. Dilde, işte, fikirde bir olacak. Kaynaşmış ve birleşmiş, birbiriyle ticaret yapan, birbiriyle turizm yapan, birbiriyle kültürel alışverişte bulunan, birbiriyle aynı siyaseti yapan bir birliktelik olacak. Ve bu birliktelik emin olun dünyaya tekrar barışı getirecek, güvenliği getirecek, özgürlüğü getirecek. Nasıl ki bizim atamız Alparslan'ın hakim olduğu, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyalarda zulüm ve haksızlık bitmişse tekrar yine aynı şey olacak. Onun için bu dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Bunların savaş ve zulüm medeniyetine ihtiyaçları yok. Bakın Suriye'de neler oluyor? Yukarıda bombalar yağıyor. Altta bir tane zalim eser var. Ve bu zalimler aşağıda Arap'ı, Kürt'ü ve Türkmen'i bombalıyor. Ama ne yazık ki yukarıda kendi uçaklarının kuyrukları birbirine değmiyor. Bu kana bu gözyaşına dur diyecek Allah'ın kutsadığı bir millettir. O da hamdolsun bizim milletimiz. Biz insanlık adına buna mecburuz. Mahkumuz. Onun için her biriniz bulunduğunuz yerden bir büyük göreve, bir büyük davaya inanarak hizmet etmeniz lazım. Çünkü insanlık barışa şu anda ihtiyaç var. İnsanlık şu anda güvenliğe ihtiyaç var. İnsanlık şu anda özgürlüğe ihtiyaç var. İnsanlık şu anda yüksek bir ahlaka ve medeniyete ihtiyaç var. Bizim milletimiz yüksek ahlaka ve büyük medeniyete sahiptir. Bu şuurla hareket edeceğiz. Hep beraber. Ve bizim hakim olduğumuz dünyada hiç kimse dininden, inancından ötürü kınamayacak. Hiç kimse ırkından ötürü kınamayacak. Herkes dinini, inancını, etnik özelliğini alnı açık, başlık bir vaziyette yaşayacak. Ve inşallah bu günler çok yakın. Şimdi Ankara'yı birileri terörle meşgul etmek istiyorlar. Sanıyorlar ki bölücü PKK terörüyle, FETÖ terörüyle, DAEŞ terörüyle onlar sanıyor ki Ankara diz çökecek. Asla. Ankara asla diz çökmeyecek. Ankara bütün bu terör örgütlerini tekme kazır gibi kazıyacak Allah'ın izniyle. Ve kazıyor burada. Terör örgütlerini Ankara'nın başına müsabat edenlere Borçalı Cemiyeti'nin toplantısından sesleniyorum. Siz eğer sanıyorsanız ki PKK terör örgütü, DAEŞ terör örgütü, FETÖ terör örgütü bir tek Ankara'nın başına beladır, aldanıyorsunuz. PKK terör örgütü ne? DAEŞ terör örgütü ne? FETÖ terör örgütü ne? Yani sizlerin arkasında durduğunuz bu üç tane terör örgütüne Ankara'nın başına bela olduğunu sandığınız bu terör örgütleri Washington'un da başına bela olacak. Berlin'in de başına bela olacak. Paris'in de başına bela olacak. Londra'nın da başına bela olacak. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Terör, terörizm küreselleşiyor. Dünyayı yöneten devletlerin başındakilerine sesleniyorum. Bu elinizle tuttuğunuz maşalar bir gün sizde yakacak. Bu nedeniyle yok etmeliyiz. Ve buradan size bir şey hatırlatıyorum. Bize
Anadolu Türkiye'ye kefermişse de bir şey hatırlatıyorum. Kürşad'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'nda. Ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağında. Bu kaynaklara içenlerin yürekleri tunç olur. Türkiye kefen biçenin ölümü korkunç olur. Bize kimse kefen biçemez. Kimse de bizi diz çökmeyiz. Türk, Müslüman Türk, ahlakın, adaletin ve yerganlığın tepsisidir. Her milletin garip özellikleri vardır. Mesela antik Yunan, heykel, sanat, resim, Roma hukukla, din ibadiyle ama ahlak, medeniyet, yerganlık, yani düşünün elinden tutmak bizim milletimize mahsustur. Ve milletimizi bu özellikleriyle övünüyoruz. Bunları yaşatacağız. Bu özellikler etrafında dünya barışı için bir olacağız. Beraber olacağız ve insanlığa da, mahzun insanlara da adaleti ve güvenliği getireceğiz. Bu çerçevede Borçlu Cemiyeti'nin faaliyetleri için kutluyorum. Allah birliğinizi daim etsin. Rabbim inşallah Gürcistan Devleti'ndeki insan haklarından doğan bütün hak ve hukukunuzu Gürcistan Devleti'nin tekliğiyle toprak bütünlüğü içerisinde vermeyi, almayı sizlere nasip etsin. Ve dünyada savaşların olmadığı, zulümlerin olmadığı, kanın dökülmediği, bütün dünyadaki insanların güvenli, barış ve özgürlük içerisinde yaşadığı bir dünyayı Cenab-ı Hak insanlara nasip etsin. Geceniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Borsal Cemiyeti'nin Türkiye temsilcisi Mehrem Bey'i ve Borsal Cemiyeti'nin sədri Zərifan Bey'i səhnəyə dəvət edirik. Azerbaycan başı seyretinde inşaatında gösterdiği
Trabzon sürecinde sağ ilerleyecek. Ne yaptı Arsene? Sazın da arkasında perde yaptı. Tekrivanımızı daha getirdik. Eğer bizim bir adamın Amersiyamız gelip çıktı, bu salonun, bu salonda her zaman Türklüğü davasına kıymetine koyan Siyavuş Bey gelip çıktı. Siyavuş Bey'in evvel yedi içeriye, Siyavuş Erçiyar oldu. Almışlayan ve alışlayan.
sahip eden millet şirketimizin profesörlerimiz Zerman Ali'yle yukarıda kanunlar tarafı. Ben ilk önce bu tedbir, güzel tedbire göre kıymetli Zerman Ali'yle ufaklayarak ortağın temiyatının bütün aziz kardeşlerim ve dostlarım hamısına teşekkür ederim bu tedbir için. Hemen sizin tatilim. Muazzez sahipler, bakan tekrarları Türk devletinin varlığından ve varlığının önemlinden bize vermişler. Tek bir muhtemel tatlımızdır. Bizim Cümeyi'de bugün terör, yani haberlerin işlerinde, terör haberlerin işlerinde millet çok güreşten üzülür. Çok güreşten üzülür ve bu üzüntüyü sanal dünyada birbirlerine güç çalışacağını önlerine saklıyor. Ama bu üzüntüler nereye geldi? Üniversite bizim tarihimizde, ben Koşehir'de konuşam. 1915 ve 17 aralarında maaşımın başlığıyla Eymenliler gürdün aparlar, Urmiyeli gürdünler, Salması gürdünler. Orada kendine koya sattılar, koyun balası vardı, uğur vardı. Koyun balası millet yakışır ve bu Ermenilerin karşısına alırlar ama bu mukavemetin yani güçlendirmesi için aslında Türk ordusu, İslam ordusu adıyla gelir ve orada Azerbaycan'ın kalbine satır. Biz o şartların güzel ruhunun karşısında şahsen menüzünü başlayalım ve bugün vurgulayalım bu kardeşlik gerisi de aslında tarihi yani bizim bağlantımız var. Bu kardeşlik ebedi, daimi olacak ve Türkiye'nin hemşire güzlü olması güzlü İslami münasebetidir ve güzlü Azerbaycan münasebetidir başka Türk halkları, güzlü Türk halkları olması demektir. Ayrıca biz Türkiye'nin bundan da daha çok güçlenmesini ve Azerbaycan'ın bundan da daha çok güçlenmesini arz ediyoruz ve bu kardeşliğin ebedi olmasını istedik. Hamza Şendi Azerbaycan ve karşılayan dünya Azerbaycanlıların hemrahi gününü 31 dekabrı hemen tartışlayabildim ve bu günde 25 dekabrı Ortalık Cennet'in Ortalık Cennet'in hemrahi gününü onu da tartışlayan bir kastesi göre çok sağ olun Şeref medalı sahiplerine ve birbirlerine dolular sahneye Ortalı Türklerine gösterdiği dikkate göre Ülvi Bey, Şamal, Bertveydir, Abbas Abdullah, Şair Abbas Abdullah buyursun sahneye Ülvi Bey'e teklif edeceğim. Borcalı Türk
bir Türk bedeni gibi korsalar yaptı. İlbir hiçbir olmazlar deniyor. Nam sıcağı sağlar. Çok sağ olun. Soydaşlarımızın teklif ve tahsil ve ilme yönlendirmesindeki yani silahmetinde gösterdiği faaliyete göre Gürcistan'da yaşayan genç soydaşlarımızın Emin Yadiyarov terk olur. Emin Yadiyarov'un burada kardeşi buradadır Serpil Kremse. Emin Bey buyurun. İdari yetkisi üzvü Eldar Mehmet'in devleti. Eldar Mehmet buyurun. Gürcistan'da son parlament seçimlerinde Gürcistan'ın siyasi hayatında, özellikle Gürcistan'ın siyasi hayatında integrasyonla soydaşlarımız adına gösterdiği çok ciddi ve aynı zamanda şerefli faaliyete göre Ahmet İmanguliyev tertip olacak. Ama Ahmet Bey her şey yarış bir mamukatçı olduğumuzu haber edip geldik ki tertip boyu Ahmet Bey gelirse onu da teklif edeceği. Ama şeref beraberimiz sırasında yeniden Gürcistan'ın İçtimai siyasi hayatında önemli faaliyetlerine göre Benjamin Kasımov milletvekiliğine namzet edildi. Nezafer Mehmetov aynı zamanda milletvekiliğine namzet edildi. Ve tabii ki özellikle polis rayonunda son parlament seçimlerinde yumruğunu bir seçki kampanyası yaparak Samira Hanım'ı kaydetmek istiyorum. Samira Hanım da Elin Şeref Medali ile layık gördük. Türkiye'de çok büyük bir heyet geldi. Aslında hem meneviyatı büyüktü, sayı büyüğü olmasa da hem renkleri büyüktü. Onların içerisinde hususiyle Türkiye'nin Yeni Şafak gazetinin yazarı, köşe yazarı, çok usta kalemlerine olan kardeş Türkiye'mizin Ömer Beke, sizi buraya davet edeceğim. Ömer Bey yanlışıya. Ömer Bey. Serkan Bey'e davet etmek istiyorum. Serkan Bey buyurun. Qələm sahibi olub, ləkəsi də olmalı, böyük şəhər. Həm soyun ləkəsidir, həm də qələm ləkəsidir, həm də şəxsiyyətdir. Qədmişim. Çox təşəkkür edir, Ömər Bey, gözləyin. Biz ötən Elad bayramı günündə, 26 iyunda Qımanis rayonunun Harmonlu yerləsində Ömər Bey ilə birlikdə bir bayram mücadiləsi verdik. Ama başımıza çıxdıq, həm o bayraq mücadiləsindən sərgilədiyi Hörmətli Zərifan Bey'in dediği kimi çox şərəfli bölgəyə görə və basında açıladığı şərəfli bölgəyə görə biz Ömər Bey'e
Susi, Borsan Zeynep'in diplomunu vermiş, İdari Etimizin üzvü, Həsən Qurbanov dəvət edək. Həsən mənə buyurun. Sayın 8-ci Borsan Mütlərinin Elan Mədiyyəti günü, Elan Bayramı qatıldığınıza və baş verən ayları Yeni Şəhər Qəzeti Qabla Mektif şıqlandırdığınıza 25 dekabr Borsan Mütlərinin əməkli günlərində iştirakınıza görə təşəkkür edirik. Buyurun.
Ama Məhərrə bəyin Türkiyədə, qardaş Türkiyədə cəmiyyətimiz adına çalışmaları hər zaman təqdir olmasıdır və idari heyətimizin üzvü hörmətli Mahmud bəyinə qayış edirəm ki, Məhərrə bəyin özəl xatirəsi Zərifa bəyin adından Məhərrə bəyin təqdir etsin. Ben de bayramınız kutlu olsun. Bayramınızı tebrik ediyorum. Birliğiniz her daim olsun. Birliğiniz daim olsun. Dostluğuna xidmət edən bütün yoldaşlara bugünkü tədbirin təşkilatçılarına öz təşəkkür edirəm Azərbaycanın bütün qazilər adına. O cümlədən Türkiyə, qardaş Türkiyə və Azərbaycan Gürcüstan dostluğunda təşkil edən oranı rolu heç olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə tərəfli günləriniz çox olsun. Bildiyimiz əqad olsun. Hamıda xoş gəlir oranda. Sağ olun. Bizim hələ bir neçə mükafatımız qalıb. Siz buyurun, siz buyurun, qardaşlarımız buyursun. Çox dəyərli ziyalımız, Borçalı əsrli xüsusilə memarlıq sənətində öz izini qoymuş, istər Borçalıda deyil, Azərbaycanda deyil, Türk dünyasında da Qosulu, soyadlı Ömər bəy Qosulu, göstərdiyi səmərəli xidmətlərə görə 28 may Borçalı İctimai Cəmiyyətinin konferansının qərarı bir adamın qatil mükafatına layiq görülmüşdür. Ömər bəyə dəvət edirik səhnəyə və öz əmanətini təhvil alsın. Zəlifa bəy, buyurun səhnəyə. Thank you.
Bugün bu salonda çok değerli bir ressam hanım var, Nailə xanım. Nailə xanım, mən sana daxil olarkən yaxınlaşdı və onun çok özel bir dəyəniyyəsi var Bursal Cəmiyyətlə. Nailə xanım dəvət edirik. Zərfə Bilgəri, hayırlıqətlə. Hepinize en derin sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Tekrar
Tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz Sayın Bakan. Sayın Bakan Bey'e de Borsalı İçtimai Cemiyeti'nin Bakü'deki merkez ofisine asfaltla alakalı bir hediye getirdim. Buyurun Sayın Sayın Bakan Bey. Thank you.
ilə Borçalı İctimai Cəmiyyət tərəfindən hər il 25 dekabrda düzənlənən Gürcüstan türklərinin həmrəylik bayramı davam edir. Buyursun Azərbaycan Suminası İS Ansambl ilə.
uzak uzak ellerde adım aram adım var. Dasaları sığmaya şöhretim var şanım var. Kahramanla içinde geçer Rus
Osman Bey'e Anadolu Ajansı adına hediyesi Tofik Yavruldu. Tofik Bey ekmekle gerek yoktu. Buyurun. Sos yerdikin bu yük içerdikte İbrahim Bey işte ama İbrahim Bey değişen güçlü. İbrahim Bey lütfen sahneye gelin. Sizi eşitmek isteyelim. Her kendinizi görürsünüz, bilirsiniz, sevinirsiniz. Gürür duyursunuz. Buyurun İbrahim Bey. Söyledim ana, baktım Türkiye'mden Azerbaycan'a coştu damarımda, kan Azerbaycan. Bu birlik var olsun. Yani Gürcistan'dan da konaklarımız olduğuna göre, dedi Tbilisi Şividi var, dedi Belas Migvars Biroba, Samramon'da Migvardes Çavlo Şiroma'da Gimiroba. Eşk olsun bu varlığa, bu birliğe. Thank you.
yüzümüze gelen bayramımız hamımıza yüzümüze gülsün, ailelerimize emin amanlık, saadet. Öpürem var olun. Sizi de tebrik ediyorum. Eşk olsun. Ermeye Han benim köyne dostumdum. Bir yerde Fransa'da olmuştum. Var ol. O zamandan dostluğumuz devam ediyor. Var ol. Öpürem. Var ol. Var ol. Sağ ol. Meclisin aşağısı yukarısı yoktur. Meclisi buradan musikçiler tarafından idaresini devam edirik. Biz bir daha sözü verir Kulaver'in ansambuluna. Kulaver'in ansambulundan sonra Aşın Cahin Gir gelip burada sözünü diyecek. Sevgilim söyle çıkma burada geri bahar. Sevgilim söyle çıkma burada geri bahar. Güneşin gelbimizin en şirin azuları. Güneşin gelbimizin en şirin azuları. Geyretmek istedim. Ölmez ve Suzadi İrsi'nin araştırmacısı alemi Nesiman Yagoğlu bugün tedbirimizde iştirak edir. Onu husus geyretmek istedim. Çok değerli partiyadaşım şair Rafael Tanrızade burada iştirak edir. Onları geyretmek istedim.
Gələm adamları iştirak edir, burada onları qeyd etmək istəyirəm və hər birdən təşəkkür edirəm və mərasimimizi Aşıq məktəbimizin layiqli davamçısı Aşıq Cahangirin sazı ilə, sözü ilə davam etmək istəyirik. Mən də öz növbəmdə yenə hamını təbrik edirəm. Bugünkü günümüz, 31 dekabr günümüz, üzümüzə gələn 2017-ci il boyu həməşə düşərli olsun, uğurlu olsun. Bütün Türk dünyası üçün uğurlu il olsun. Və Tanrı Türk'ü qorusun, həməşə bir olaq. Allah Teala həməşə işlərimizə mantıq versin, bir daha hamımıza can sağlayın. Dillə ney sədəfli sazım, məclisi abad elə, tellərindən nur səfələ, könülləri şad elə. Babaların nərəsisən, nənələrin laylası ariflərə imdad. Nəzər yetir, şövqə gəl, imdad elə. Dədəm qorquda bazmışsan, sən Adəmdən qalmışsan, əsrlərin hər dərdini pərdə-pərdə çalırsan. Sərkərdələr, qəhrəmanlar, şahlar yola salırsan, odanların sinəsindən çox şükürsən, yad elə. Dayazların, nadanların göftarından incimə, əcdadını qananların rəftarından incimə. Tamamların aləmisən, rüzgarından incimə. Hər məclisdə xeyir dua, ver mübarək vaad elə. Bir daha məclisimiz mübarək olsun. Yaraları
yine siyad ellerde faydalanır. Göz göz olup yaraları hoylanır. Bize sar neçə şəhər boylanır. Təbriz demi, mərəh demi, boydur. Buydu mu? Bu hesretler götürürsün aralık. Borsalının xeyrinde de, Borsalının kederli günlerinde de tabi ki o torpağın, o elin değerli siması ve Türk dünyasında her zaman Borsalının adı gelende yanaşı çekilen isimlerden biri de Zəlimxan Yaqubdur. Onun ruhu şad olsun. Ve Zəlimxan Yaqubun Dünya Türk'ün olacak şiirini değerli Azad Bey ve değerli Süleyman Bey size birlikte təqdim edəcəklər. Buyurun. Çok değerli məclis iştirakçıları, bu gecə Türk dünyasının elm, mədəniyyət, incəsənət, siyaset adamları Borsalı cəmiyyətindən bir yerde toplanır. Bu zirve toplantısıdır. Bu bayramdır. Bu Türkçülüğün, Türk'ün birliği demektir. Her birinize eşit olsun. Böyle zahmet seçmişsiniz. Zahmetinizi halal edin. Ben de bugünkü günü çok hoşbəxtim. Çok memnun oldum bugünkü məclisdən. Bizim her zaman öyle bu tür birliğimize, beraberliğimize eşit olsun. Biz ne kadar bir araya gelsen, yumruk gibi birleşsek, bir o kadar da güclü olarak bizim bu vahid birliğimize eşk olsun. Təntiməyin, tələsməyin, çaşmayın. Yerli yersiz həddinizi aşmayın. Qazan gəlib qaynamamış daşmayın. Dostlarımız səbir, dözüm olacaq. Bugün sabah dünya bizim olacaq. Bugün sabah dünya Türkün olacaq. Vah Təbrizin dünya erkin dünyası. Yol tarının hakkı derkin dünyası. Evvel ahır dünya.
dünya Türk'ün dünyası. 3 gün, 5 gün geldim tezim olacak. Bugün sabah dünya Türk'ün olacak. Şehit verin, kurban verin, can verin. Cansızlara şah damardan kan verin. Gemi kimi sahillere yan verin. Müjdeçiler düzüm düzüm olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak. Bugün sabah dünya Türk'ün olacak. Düşman beni düz düşünmez saçanlar. Bak sözümü gaya duyar saçanlar. Kaydacak siz haddini aşanlar. Hakikatler çözüm çözüm olacak. Bugün sabah dünya Türk'ün olacak. Keçitlerde ocağımız sengidi. Yokşularda nefesimiz tengidi. Tarih biraz hak sözünde rengidi. Hakikatler çözüm çözüm olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak. Bugün sabah dünya Türk'ün olacak. Doğuşacak bölgeler bölgeler. Nurlanacak karanlıklar kölgeler. Birleşecek olursanlar bilgeler. Türk'e secde, Türk'e tezim olacak. Bugün sabah dünya bizim olacak. Bugün sabah dünya Türk'ün olacak. Kafkas Cemaloğlu, Karazurna'da mühteşem bir ifa. Thank you.
Bakının musikisini eşitledik. Bizim her zaman Eylat Bayramı'nda yanımızda olan defelerle Eylat Bayramı'na giderek orada Qarabağ'ın muğamının sedalarını yükselden Şuşa muğam üstlüğü, artık onun adı Şuşa Eylat muğam üstlüğüdür. Bugün hal-hazırda onlar bir daha bizim Emreli bayramımızdadırlar. Onları eşitledik. Şuşa muğam üstlüğü. Əziz vətənlərimiz, əziz qonaqlar, hamınızı bu günkü münasibətlə təbrik edirəm. Bir zaman bizim Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəy demişdi ki, Qarabağa azadlıq Təbrizdən keçir. Bugün Təbrizli qardaşlarımız burada iştirak edir. Türkiyədən qardaşlarımız iştirak edir. Onların hamısını təbrik edir. Bugün həmrəlik münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, bu həmrəlik gününü biz Şuşada, Qarabağda keçirdik. Eşk olsun hamınıza. Sağ ol. Buyurun, bizim üçlü muğam dəstəsi siz ərmağan edir. Ayak saklar
Borçalı kardeşim, kerkik sürdaşım, Urmiya, Təbriz ilə kəş köşələşim. Onlar diyarında ucalsın başım, onlar diyarında ucalsın başım. Bilirsiniz, ürəyimin harasıdır bu borçalı. Mən deyərəm, öz canımın parasıdır bu borçalı. Həm çoxumun, həm azımın, bir misala kamarzımın, istəyimlə murazımın arası bu borçalı. Bu ayrılıq nə məhsdən, fələklərlə durub gəstən, əlini qoy sinən üstə, burasıdır bu borçalı. Oh,
Türkiye'den, İstanbul'dan Anadolu'nun bura sesini getiren, nefesini getiren bir Hakan kardeşim var burada. Hakan Bey'in de güzel sesi var, onu eşitmeden meclisimizi bitirmek olmaz. Ben Hakan Kılıç'ı davet ediyorum bura. Televizyon mütefessisidir, jurnalisttir ama aynı zamanda sesi de var. Düşlerde sevdim seni, see you.
musiqi nümunələrindən olan, hər zaman bizi birliyə səslənən yallı sədaları eşitmək istəyirik və yallı sədalarından öncə Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlinin mərasimin sonuna qədər gözləyən dostlarımıza, əzizlərimizə sözü var yəqin ki. Allah bütün sözler değildi, bize bir şey kalmadı. Ama biz 2009. yılda birinci bir törenimiz oldu. Hamımız titriydik, esirdik. Çok heyecanlıydık. Bir yola çıkırdık. Beş adamın bir yere gelmesi gayrimümkün görünümde bir 150 neferli bir meclis oldu. En sonunda ben de titriye titriye ağlandı dedim. Ben el gelir ki biz hedef olarak bugün de Borçalı Türklerinin adına yazılan, Türk dünyasının adına yazılan birlik törenimiz emele geldi, alındı. Gürcistan'ın birliğine çağrışımız oldu. Azerbaycan'ın bütünlüğüne çağrışımız oldu. Türkiye'nin dik durmasına dualarımız oldu. Türk dünyasının birliğine her dualarımız oldu. İnsanlarımıza bu yolda nefsi arşaya atak, fedakarlık eyleyen, bunda millet olacağız, bunda devlet duracağız. Onda hallı olacak, onda bayrak uzatacağız diyerek haykırtılarımız oldu. Hem ki güzel bir gün yaşadık. Borçalı tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın nümayendesinin bu törene böyrekle katılması bir tarih. Bir andır, bir başlangıçtır. Tehdit edici başlangıç değil. Kiminse kümesini daraltmak için değil. Gürcistan'ı korumak için, Gürcistan'ı güclü eləmək için, onun içerisinde soydaşımızı güclü eləmək için, onun içerisinde Azerbaycan-Gürcistan arasında sorun dediğimiz, problem dediğimiz meselelerin adam balası kimi masaya üzerinde həll olunması demek. Onun içerisinde PKK oranı döyür, bize ne dâxili değil. PKK bizi döyür, PYD bizi döyür, PKK bizi döyür, terror bizi döyür düşüncesi hakim oldu. Allah bize bunu çok görmesin bugünkü günümüzü. Bugünkü günümüz egoist düşünceyle bir mehlenin görüşü değil. Borçalıların kapalı zalları bağlayıp içeride birbirimize tarif değil. Bugünleri burada Skandinav ülkelerinden İsveç'ten Büyük Abdullah Amir Haşimi buradadır. Davanşir. Bugünleri bize könül verip sevinir. Vallahi biraz da oyanı kesin gözyaşı saklayamayacağız. Ömrünü milli davaya həsr eləmiş, yad bir ölkədə milli dava aparar və üzərinə də əlavə bu yaxınlarda oldu İskandinav ölkələrində əlavə yük qoyduğumuz ki, Borçalının da yükünü şələsin daşır. Onu da baş üstə deyib ki, daşıyır. Abdullah Amir Haşim Cavanşir qardaşım var mı? İnanırız ki, siz o mürəkkəb, kifayət qədər demokratik bir ölkədə həm də Borçalıların səsinin ora çatılmasında fədakarlıq edəcəksiniz. Borçalının bir zamanları deyəndə ki, vallahi Türk dünyası bura axışacaq, Türkiyənin siyasi, bilim adamları, media qurumları ayaq açacaq, adiləşəcək bunlar. Artıq bu günləri Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanının səsi bu odadan gəldi. Borçalıların yanında gəldi. Kifayət qədər sorunlarım var deyə düşüncəsilə gərək gəlməyəyim. Sorunlarım var, Suriyada belə falan, ancaq yox, Türk dünyası birdir, 300 milyondur və bir kocaman örnək olacaq dövlətimiz var. Onun adı Türkiyə Cumhuriyyətidir. Bizim bayrağımızın bir dürmasında nəfəsini oradan alırıq. Gerçəkdir bu, yarınmaq deyil, falan deyil. Tarixdir bu. Tarixən ayrı eləyiblər, sonra da bayrağımızı yendiriblər, sonra da öz əlimizlə qəbrimizi qazıblar. Biz öz əlimizlə öz qəbrimizi qazmaq istəmirik. Biz düşmənlərin qəbrini qazacaq. Biz Azərbaycan şanlı bayrağını dik saxlamaq üçün qancı zaman verəcəyik. Biz Türkiyənin yanında olacaq. Savaşacaq orada. Sabahları bilin ki, Borçalı takımı, Borçalı oğulları hərbi geyimdə Hələbdə olacaq, Bayrucaqda olacaq, Kərkükdə olacaq, olacaq özdə bu şeylər. Yəni biz bu davamız ortaqdır. Davamız Türkiyənin davası deyil, Azərbaycanın davası deyil, Orta Asiyanın davası deyil. Davamız dünyanın davası və Türkiyənin davasıdır. Və bu davada Allah bizi yormasın.
Türkiye Cumhuriyetimize buradan dualarımız olsun. Allah'ım Türkiye'ni güçlü eyle. Allah'ım Türkiye'ni bölünmez eyle. Allah'ım PKK'nın yerini gör. Allah'ım fethedilme eyle. Allah'ım bu günleri Türkiye siyasi sisteminde Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı'nın yanında olma eşkini uca ile bu zefere çatan yoldur. Türk milletini bütün ve vahid eyle. Sokaklara çıkar 70 milyon haygırar, dünya artık bayralık. Bundan sonra sokağa çıkan Türk her zaman sokağa hazır olsun ki yarın da olabilir, öbürsü gün de olabilir. Niye göre artık 21. asırda Türk havası çalınır. Türk ritmi çalınır. Osman Gazi'nin havası çalınır. Ertuğrul'un havası çalınır. Çalınır ki biz dik duralım. Biz havamız çalmasak bizim havamız çalarlar. Biz havamız çalmasak bizim halvamız çalarlar. Efendim halvamız özümüz çalacak, havamız özümüz çalacak. Bayramınız mübarek olsun. Ben sənətçilərə də, Hacı Hanım sizə də, həmin boya gəlirsiniz. Aşının bir əli, bir əli burada olur, bir əli toyda olur. Bir baxır burada, indi sən getdin, Allah belə artıq eləsin qazancını. Osman bəy abim, ürəyinə yekə yük düşür. Ağlamazsınız, damaq yoxdur. Bu yükü daşıysan, daşı. Daşımırsan qardaşım, çəkil dur buraqda. Çəkil dur buraqda, daşıysan daşı. Bak, yedim hamdır. Daşıysan daşı, kəfəndiyim gözüm. Bitti məsələ. Şeyh Bey var oğlum, Telman Bey var oğlum. Telman Bey, Telman buraya geldi sabah. Bu özümüzü. Telman Bey Karabağlıdır. Telman Bey bilim adamıdır, profesördür. Bizim yönetim kurulunun üyesidir. Ben bize Asif Bey'e dedim, Asif Merzi'yle dedim. Telman Aliyev. Valla Allah'ın balaca nümayəndəsidir. Gönderip bizim yanımıza ki burada dur. Hem haktan sapmıyor, hem de geçim məsuliyyəti var üzerimizde. Ve senin senden aldığımız güc bize parır. Kendin aldığımız enerji bizi özü hakkı aparır, zəfər aparır, davam aparır. Bu günler bizim Almanya'da Resul kardeşim buradadır. Almanya Türkçülüğü içerisinde mücadele verir dedim. Abim çocukların Türkçülüğü bir de yalnız ora bura koyarsan kızını verir, harrabuda verir birini. Dediğim böyle bir yerine dayak bir de Anadolu'yla zaten kokum oluyor. Lazımdı ya güzel kızım var burada bir oğlu da tapar. Evlendirerek burayla bağlı bununla. Bizim ağababadandı. Bizim Hakan Bey, Reşat Bey. Evlendirer, yine bizim mehle uşağı, Atilla Bey eşk olur, Ömer Reçetsiz var olsun. Yani bir ekibimiz, Zahir Alışın Topçu'nun ekibine teşekkür ederim. Türkiye Büyük Elçiliğine, o cümleden benim çok değerli dava dostum, gönül verdiğimiz, gözümüzün içine dik bakabildiğimiz, temanla ummada, milli davada, omuz omuza sökenerek, küreğimizi sökeyecek, küreğden vurmayacak, Mehrem Yıldız'a eşk olsun. Mehran Bey, bu yükü alır yüktü, Osman Bey'e dediğim bir de sana aitti. Çok hızlı ve çok mürekkep bir işlesen hızlı gitmek, çabuk gitmek, çevik gitmek ve zefere çatmak lazımdı. Biz, bizi bölmek isteyenlere, biz işimize fitne fesat salanlara enerji sərf etmeyeceğiz. Artık enerjimiz yok onlara vermeye, onlara da düz yola gelmeye arzulayacağız. Ve bu günler değilim. Hamı birlikte beraberlikten danışır. Borçalı cemiyetinin üzerinde oynayan, oyun oynayanlara da deyirəm. Allah işinizi avant eləsin. Gelin milletin nəfinə, elinizin nəfinə işler görün, örgütlənin, vurun, alqışlamayana lənət olsun. Vurun onları, ben onları gecik. Sizi ələşdir gecik, sizi al gecik, sizi düşmən elan eləməyəcik. Gelin vurun. Ama bize de küfür eləməyin, atmayın, baş atmayın, çağır atmayın. Kardeşim, atsam da Cavanşir Bey'e yapışan değil o. Şimdi o yere sözcükte o. Yapışan değil. Ben bir de elinizden gelenlere teşekkür ederim. Uzak gel, yakın elədiniz. Hamıya salamlar, onu gelecek. Sənətçilərimiz Açıq Tərbiyə Xan birinci defa ki, Cumhurbaşkanının kabinesinden gelen adamlar nömer aldı. Borçalda yaşıq olmuyor. Borçalda yaşıq olmuyor, kişi ne olur? Valla Borçalda birinci açıq ki, Türkiye Cumhurbaşkanının nömeri geldi bunun cibine girdi. Göl işe bak sen, hele neler olacak, hele neler olacak. Radif Bey var olur. Ben gönül dostum Radif Bey, hoş geldin. Biz hemşe deyirik, bu daba sadece bir məhlənin davası deyil, bu milletin davasıdır. Bir elin davası deyil, Azerbaycanın davasıdır. Bir Azerbaycanın davası yok, bu Kafkasya'nın davasıdır. Ve uzağa da gelin de bu Türk dünyasının davasıdır. Ve bu davada da
Gəlin bir-birimizə dəyər verək. Balaca bir ömürdür, amma şanlı bir ömürdür. Bu balaca ömrü şanlı ömrə çevirə bilək. Rüfət bəy, sənə təşəkkür edirəm. Ağrı yüksəm üzərinə düşdü. Var ol. Yəni bizim Rüfət bəy, borçalı yenətin ekinə baxın. Rüfət bəy Səlyanla. Qarda sənəndir asıb ən yeki borçalı budur. Bu kişinin anasını aldığım Qarabağda ən yeki borçalı budur. Çıxsınlar bir desin ki, mən ondan artıram. Çıx görüm oğuzdan qabağıma. Çıxamayacaqsan. Biz gəlin bu yolumuz da çıxdı, meydanımız da çıxdı. Bütün könül verən insanlara ki, gəlin sahiblənin. Gəlin bizim əlimizdən bu mikrofonu alın. Daha gözəl işlər yapın, alnınıza öpəcək. Bayramımız mübarək olsun. Türk dünyamıza, Azərbaycanımıza, Gürcüstanımıza fayda versin bu üçü günümüz. 31 dekabr Dünya Azərbaycanın həmrəylik günü kutlu olsun. Bu ona bir başlanmışdır. Və həm də bizim yeni təqvimimiz gəlir. Xeyrə gəlsin. Amin. Elimiz gülsün. Bu günləri mən Yalçın Topçu bəyin səsi, Recep Tayyip Erdoğan bəy əfəndimizin səsi Borçalı'dan gələcək. Hər evli qanını konuşacaqlar. Düşmənlər də dostlar da. Xudafərin Şadlı Sarayı var olun. Biraz gələn dəfə qiymətləri aşağı edin. Bir dənə səxavət dalarını tutsun desinə hava eləyirəm. Ağlıqda bir qocaq olan bir şey desin böyle. Var olun. Neşk olsun. Sağ olun. Ha, tarzı neşk olsun. Teşekkürler. Hamza, hamza, hamza. Bayramımız mübarək olsun. İndi oynayan oynaya da bilər. Çalan çala da bilər. Bir son sözümüz dedi, bir yallı gəlir. Sağ olun bəy. Sizə də təbii təşəkkür edirəm.